ülkemizin nüfusumuzun %80'i şu anda şey diyor, yani ülkede kriz var diyor. Evet. Şimdi ben krizle alakalı kendimi nasıl yöneteceğimi çok şükür sayenizde o kitaplarınızla ve diğer kaynaklarda öğrendim. Evet. Şimdi bu kriz algısını ya da mevcut hali nasıl yönetebiliriz? Yani ülkedeki bu kriz halini nasıl fırsata dönüştürebiliriz ya da kriz var mıdır yok mudur? Yani bir satışçı sonuçta ben sizi kariyeriniz boyunca izlemeye devam ediyorum. Hani ülkede kriz olsa da dolar yükselse de inse de sizin yükselmeniz veya işte hayat standartınız aslında artmaya başlıyor ve bu şunu gösteriyor aslında bazı şeyleri bilinçli bir şekilde yaptığınızı ve krizleri fırsata dönüştürdüğünüzü gösteriyor ve bu anlamda bizi izleyen kişiye krize karşı nasıl davranması gerektiğini ya da gerçekten kriz var mı ya da krizi nasıl yönetebileceğimizle alakalı neler yapabiliriz? Evet. Şimdi krizi şöyle anlatalım. Bir futbol sahasındayız ve beklenmedik çamur var. Saha çok kötü. Evet. Bu çamurda herkes oynuyor. Evet, her iki takım da çamurda var mı? Evet. O zaman eşit yani. Evet. O zaman herkesin şartları eşit. Şimdi bu çamurda bazı oyuncular şunu söyler. Allah'ım sağ çok kötü. Benim oynamam. Ben teknik düzeyi çok yüksek bir oyuncuyum. Asla çamurda oynamam derken bazı oyuncuları daha çok mücadele etmenin yollarını, topu havada oynamanın yollarını, daha iyi krampon giymenin yollarını düşünür. Kesinlikle. Süper. Kriz aslında insanları geliştirir. Bakın. Hayatınız boyunca hiç mutsuzluk yaşamadığınızı, hiçbir zorluk çekmediğinizi düşünün. Duygusal çöküntü yok. Hiçbir duygusal çöküntü yok. Acı yok. Hiçbir şey yok. Şimdi düşünün. Bakın dünyanın en zengin insanlarının çocukları mutsuzluktan intihar ettiler. Bu hikayeleri biliyorsunuz. İnsanlar egoyla, yüksek egoyla mücadele gücünü bırakmış insanların arasında kalmalıdır. Bu bize iş yaptırtır, bu bizi eyleme dönüştürür. Kriz. Evet, olabilir. Şunu düşünüyoruz, kabul ediyoruz. Evet, kriz var, ben hiçbir şey yapmayayım. Evet, kriz var, insanların çoğu hiçbir şey yapmayacak, ben daha çok şey yapayım. Şimdi İzmir'de falcılar var. Gelir el falına bakar, sana anlatır, çok güzel şeyler, müthiş. Bakın, bir hikaye var burada. Birisi geliyor falcıya diyor ki, işsizim diyor. İş arıyorum diyor, aylardır iş bulamıyorum diyor. Falcı eline bakıyor, 50 lira parasını alıyor. Ondan sonra diyor ki 3 hafta içinde iş bulacaksın. Çocuk o motivasyonla 3 hafta içinde 700 başvuruda bulunuyor. Her türlü işi buluyor. İşi buluyor. Çok basit. Evet, bu kriz paradigmasını bizim yıkmamız, kendimizi eyleme geçirmemiz, harekete geçirmemiz, daha çok çalışmamız, daha çok kürek çekmemiz demek. Evet, gerçek şu. Dünya, bu coğrafyada belki İsviçre, Danimarka, Almanya değiliz. Ancak hepimiz bu geminin içindeyiz ve kriz kelimesi zihnimizde iş yapmamayı, mutsuz olmayı, kendimizi kadere bağlamayı gerektiriyorsa çok yanlış düşünüyoruz. Kriz varsa bu krizin içinde çok iyi işler üretebilecek insanlar da mutlaka var. Ve bu ülkede hala insanlar para kazanıyor, hala insanlar yatırım yapıyor, hala insanlar kendilerini geliştiriyor. Kesinlikle. Kriz, sonuçta ben de iktisat mezunu, yani bir öğrenciyken biz 2008 yılındaki krizi aslında direkt iktisat bölümünde yaşadık. Ve birçok analizlerini falan yaptık ki dediğiniz gibi aslında krizde para hiçbir yere kaybolmuyor. Tabii. Yani para masada. Ama sadece işte konjonktür değişiyor, paranın dolaşım hızı değişiyor ve el değiştiriyor para. Hani birilerinin cebinden fazla çıkıyor, birilerinin cebine daha fazla giriyor ve ben o dönemlerde kendime şunu dedim. Hani artık 3 tane krizi üst üste gördük. Artık bu krizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz derken hani şu andaki gelirlerime bakıyorum. Ben diyorum ki hani normal hallerde bu gelirleri elde edemiyorduk ama kriz döneminde bu kadar gelir elde edebiliyorsak demek ki aslında krizi fırsata dönüştürebilmek yine bizim bakış açımıza bağlı bir şey. Yani umarım yine burada kurban rolünü oynamaktan çıkıp lider yolu, lider pozisyonu üstlenirseniz hem kendinize, hem ailenize, hem çevrenize çok daha fazla katkısı olur diye düşünüyorum. Evet. Biz mutsuzluktan mutlu olan bir toplum olmamalıyız. O süper, evet.